daha evvel yazdığım Star gazetesinin hafta sonları yazdığım hikayelerden 40 tanesi seçildi. Yani onu yapımcı firma, senarist arkadaşlar marifetiyle böyle bir proje oluştu. Mesela Gönül Dağ'ın isim hakkı, isim babası ben değilim. O senarist arkadaşların yazdığıyla oldu. Onu TRT'de kabul edildi o proje. O şekilde başladı. Benim o verdiğim 40 hikayeden mülhem. 3 senarist arkadaşın gayretleriyle. O şekilde devam ediyor bakalım. 39 bölüm için vardı. Devamı da inşallah gelecek. Çünkü iyi. Halkta bir karşılığı oldu. Evet. İnsanlar izliyorlar, seviyorlar, takip ediyorlar. İç Anadolu'da bir hayali kasaba olsun istiyordu TRT. Ama bu hayali kasabada İç Anadolu taşrasının esprisi, İç Anadolu taşrasının alışkanlıkları, kabulleri, redleri olsun. Çünkü ulusal medyada ve sinemada Güneydoğu bölgesi anlatıldı, Doğu anlatıldı, Karadeniz hakeza anlatıldı, Ege ve İç Ege anlatıldı ama Orta Anadolu, İç Anadolu taşrası kendine çok yer bulamadı. Bu bir eksikti sinema ve adına, sinema ve medya adına bir eksikti. Gönül Dağ o boşluğa talipti zaten hedef kitle olarak. Onu da hamdolsun emekler zayi olmadı ve Gönül Dağ gibi güzel bir iş çıktı. İnşallah devamı da gelecek. İnşallah. İzliyor musunuz abi? Tabii izliyoruz maaliyle. İzliyoruz. Hemşerilerim sağ olsunlar, Yozgatlı hemşerilerim çok iltifat ettiler. Onlar plakaları 66 olunca Yozgat'ta çekilsin, niye çekilmiyor istediler. Ama tabii ki hani bu bir yatırım aynı zamanda. Bu işi yapan Köprü Film bu işe bir yatırım yapıyor. Ve TRT'nin öncelikleri var. Ve TRT hani hayali bir kasaba olsun istiyor. Neden? Tek bir ile münhasır kılınırsa ola ki hedef kitlede daralma olur, mesajın içeriğinde bir tek yöre ait değil ama her yörenin kendinden bir şey bulacağı. İşte Kırşehirliler rahmetli Neşet Ağam'ı buluyorlar, Niğdeliler patateslerini buluyorlar, Eskişehirliler zaten Sivrihisar'da çekiliyor, Yozgatlılar 66'yı buluyorlar. Öyle de devam ediyor. Güzel ve komik şeyler de oluyor. Mesela birinde bizim hanımın memleketinden aradılar, sorgundan. O bölümlerin birinde kardeşler böbrek taşı düşürüyordu biri. Evet. Köyden su getiriyorlardı ona. Evet, o evet. Köyün ismini soruyorlar. İşte anlatmaya çalışıyorsun, öyle bir köy yok, dizide var falan. Ya onu geç sen, köyün adını söyle diyorlar. Ama yok öyle bir köy. Dolayısıyla dedik yani hani biz köyü öğrenelim de öyle yapalım dedik. Evet. Başka çaresi yok, ısrarlı istiyorlar. Ama Latife bir tarafa hemşehrilerim sağ olsunlar iltifat ediyorlar. Onların sevmesi, sevinmesi, severek izlemesi de beni mutlu ediyor. Allah bozmasın.